Evet, yeniden herkese merhabalar. Bugünkü konumuz Iterator. Iterator konusu aslında bu da çok geniş bir konu. Yani son 3-4 konudur anlattığım bütün hepsi. Belki hani başlangıç açısından bazı fikirler vermesi açısından da aslında bu dersleri anlatıyorum. Çünkü eğer konunun derinlemesine insek çok daha derin bir konu karşımıza çıkacak. Ama Iterator'ın diğerlerinden farkı şu. Gerçekten birçok yerde çok rahat bir şekilde bunu kullanabiliyorsunuz ve sağ olsun Rust geliştiricileri Iterator'ı neredeyse bütün standart kütüphaneye uyarlamışlar, implement etmişler, uyarlamışlar. Dolayısıyla hani şöyle söyleyeyim, neredeyse hiçbir yerde ben döngü kullanmıyorum diyebilirim. Çünkü Iterator bunun ihtiyacım olan hemen hemen her konuda yeterince geniş bir kaynak sunuyor bana. Şimdi burada iterator'ın ne olduğunu bilmekte fayda var. Iterator yineleyici, aslında bizim burada bilmemiz gereken şey şu. Belli bir eleman dizisi üzerinde bize belli işleri yapmamıza olanak sağlayan bir trait aslında iterator. Traits'i de ben geçen hafta anlatmıştım. Şimdi neler var neler yok diye bakmak istiyorum. Çünkü dediğim gibi çok teknik detaya indiğim zaman konu bütünlüğü burada dağılabilir. Belki ileriki derslerde iterator'ın derinlemesine inebiliriz ama biz şu an sadece iterator'ın neler yapabildiğine bakacağız. Yani en azından ben bu şekilde anlatmayı düşünüyorum. Çoğunlukla hani benim çektiğim videoları izleyen sayısı pek fazla olmuyor. Bunun hani sebeplerini de aslında anlayabiliyorum. Yani Rust programlama dili öğrenme eğrisi biraz yüksek olan bir programlama dili. Çok kişi öğrenmek istiyor ama çok kişi buna, kimisi işte vakit bulamıyor, kimisi ise bunu uygulayabileceği bir alan bulamıyor, kimisi de öğrenmekten çekiniyor. Fakat herkes böyle kulağını bir kabartıp ne olup bittiğine de bakıyor öte yandan. Yani heyecan duyuyorlar ama öğrenme konusuna geldiği zaman bazı sıkıntılar ortaya çıkıyor. Haliyle dediğim gibi bu da bazı videolardan izlenmemesine sebep olabiliyor. Gerçi burada biraz kendimi güzellemiş oldum. Yani suç bende değil, suç izleyicide gibi demiş oldum ama olabilir. Yani ben de kötü anlatmış olabilirim, bilmiyorum. Ama şunu söyleyebilirim. Rust'ı öğrenmek açısından çekiniyorsanız bile iterator konusu bence ilgi çeken bir konu. Çünkü üzerinde yapılabilen işlemler çok güzel. Java kullanmış olanlar bunu bilir. Yeni programlama diline başlıyorsanız mesela buradaki metotlar gerçekten ilginizi çekebilir. Öncelikle biz nasıl iterator kullanıyoruz onu söyleyelim. Mesela vektörler. Vektörler aslında iterator'a en güzel örnek. En çok bunun üzerinde kullanıyoruz zaten. Mesela biz burada işte bir tane vektör kullanmışız. Ne yapmışız? 1, 2, 3 demişiz. Gerçi burada vektör olmasına da gerek yok. Array'da, slice type'larda iterator'a implement edilmiş halde. Yani buradaki vektörü kullanmasanız da iteri kullanabilirsiniz. Ki bu array'dır bu arada. Ben bu konuya girmedim. Çünkü slice type'lar gerçekten programlama diline hakimiyet gerektiren bir konu diye düşünüyorum. Bayağı bir hakimiyet gerektiriyor. O yüzden yavaş yavaş oralara geleceğim. Şimdilik bunu vektör olarak kullanalım. Evet, burada mesela B2 B iter dediğimiz anda biz burada bir tane iterator başlattık ama başlattık dediğim zaman sanki bir işlem gerçekleşmiş gibi görünüyor ama hiçbir işlem aslında gerçekleşmiyor. Ta ki biz belli başlı bazı metotları çağırmayıncaya kadar aslında iterator'ın metotları bir işlem yapmıyor. Birçoğu en azından. Peki biz neler yapabiliriz? En basitinden şunu yapabiliriz. Mesela while döngüsü kullanacak olursak while let sum i. Şimdi iterator trait'inde bir tane metot var. O da next metodu. Aslında her şey buna bağlı. Bu next metoduna bağlı ki biz aslında bunu pek fazla kullanmayacağız ama nasıl çalıştığını anlamak için bunu kullanacağız. Burada mesela next metodu bize ne veriyor? Bir tane options veriyor. Options self item. Bu item'ın ne olduğunu biz tanımlamıyoruz. Kendisi burada mesela item'ı tanımlamış. Associated types diye. Bu biraz hani generic types diye düşünebilirsiniz. Ona çok benzeyen bir şey. Tam olarak neden
Nerede Associated Types kullanmışlar, nerede Generic Types kullanmışlar bilemiyorum ama görüntü açısından mesela bu biraz daha güzel görünüyor. Burada mesela biz Next metodunu çağırdığımız zaman bu item mesela burada aslında işte bunun elemanları oluyor. Yani en azından vektör için düşünecek olursak her bir eleman bir item'a dönüşüyor ve eğer elemanların sonuna gelmemişsek işte options eleman, options eleman, options eleman diye bize bir return gönderiyor next metodu. Eğer eleman bitmişse mesela sonda 3, sum 3 diye bir değer verecek. Ondan sonra bize none değerini verecek. Mesela biz buraya geliyoruz ve diyoruz ki şimdi iteri oluşturduk. V2 bir iterator. Dolayısıyla ben V2 üzerinde bir next metodunu çağırabilirim. V2 next diye çağırdığım zaman aslında her defasında bu next metodu her çağrıldığında ilk çağrıldığında mesela biri çağırıyor ya. İkinci defa next metodunu çağırdığınızda biri çağırmaz. Bu defa 2'yi çağırır. Haliyle ben burada dedim ki V2 next sum değerini üretinceye kadar hani burada options üretiyor ya. Options bildiğiniz gibi inam dersinde biraz bahsetmiştim bundan. Options ya sum değeri türetir ya none değeri türetir. Dolayısıyla ben de diyorum ki next metodu sum değeri türetinceye kadar bana şu işlemleri yap diyorum. İşte ne yapalım mesela print ile ekrana yazdıralım bakalım ne yazıyor. İyi ekrana yazdıralım. Bu arada print komutu artık bu şekilde de çalışıyor. Bunu da sevdim bu arada. Diğer dillerde vardı. Rust programlama dilinde yoktu. Gelmiş. Bakalım Play Rust'ta kullanılabiliyor mu? Tam emin değilim. Tabii hemen. Evet. Burada hemen mutable muhabbeti çevirdi. Neyse. Bu şekilde yapalım. Consider. Ha, yanlış yere atmışım. Buraya atmam gerekir. Ama pardon ya. Dedim ya az önce kendim söylüyorum ama kendim uygulamıyorum. Burada ben V2 mutable yapmazsam V2 next metodu V2'nin değerini değiştiremez. Dolayısıyla V2 next her defasında aynı değeri türetmek zorundadır. Ama ben ne dedim? Mesela next'te her defasında next'in türeteceği değer değişiyor. Önce 1 oluyor, sonra 2 oluyor. Daha doğrusu sum 1, sum 2, sum 3 en sonunda none oluyor aslında. Dolayısıyla bu V2'nin değiştirilebilir bir şey olması lazım. Burada da yine bir şeyler diyecek. Evet. Biz aslında burada sum'u kullandık ama Rust kütüphanesinde daha çok assert kullanılıyor. Burada mesela aynısını burada da yapmış. Iter next demiş. Bu neye eşittir? Mesela iter x ilk next metodu çağrıldığında sum 1. İkincisini de çağrıldığında sum 2. Üçüncüsünü çağrıldığında sum 3. Ama tabii burada bizimkisi tam olarak neyi çağırır? Bakalım aynısını mı çağırıyor? Biz bunu da bir deneyelim. Biz bu while'ı kullanmayalım. While biraz gözümüzün önünü kapatıyor gibi. Assert kullanalım biz burada. Q nedir işte? Assert IQ'nun anlamı şu. Biz ona iki tane değer göndereceğiz. O değerlerin birbirine eşit olup olmadığına bakıyor. Şimdi bizimkisi her defasında ilk v2.next dediğimiz zaman bize bir değerini veriyor mu bir bakalım. v2 next. Bu bize mesela bu iki taraf birbirine eşit olmalı. İlk çağrıldığında ama. v2 next ilk çağrıldığında 1 diyecek. İkinci çağrıldığında sum 2 diyecek. Ama burada ben vektör kullanmışım. O array kullanmış. Burada bu bir olmayabilir. Yanlış değilse. Yok, oluyormuş. Tamam, doğruymuş. Ama mesela bakın ikinci bir defa biz next metodunu çağırsak bu defa bize sum bir değerini vermez. Zaten bu sebepten ötürü B2 mutable idi. Haliyle mutable olduğu için mutable olmasa her defasında next metodu aynı değeri türetmek zorunda kalacaktı. Fakat işte next metodunun değiştirilebilir olması için doğal olarak sum bir şey mutable olması gerekir. Neyse bunu çok uzatmak da istemiyorum. Neler yapılabildiğine bakmayı daha çok
istiyorum. Mesela neler yapılabilir? FOB metotlarına bakalım. Mesela en çok kullanılan metotlardan biri all metodu. All metodu ne işe yarıyor? B2. Gerçi ben böyle bu şekilde kullanmayı pek sevmiyorum da. Let's A diyelim mesela. A ne olsun? V nokta iter. İteri çalıştırdığımız anda hiçbir şey yapmıyor aslında. Daha sonra bir şey çağırıyorum. All metodunu çağırıyorum. All metodu aslında buradan next'ten hani bir tane değer türetiyor ya, next. Next metodu sum bilmem ne diye bir değer türetiyor. Aslında all dediğimiz zaman bizden bir tane closure alıyor. O closure'da şuraya mesela elemanı yazıyorsun. Eleman ne olsun? Number'ın n'si olsun. Daha sonra ben neye geliyorum? Diyorum ki öyle bir closure'dur ki bu bana ya false ya da true değerini verecek. Onu da nereden anlıyorsunuz? Buna bakmanızda fayda var. Eğer gerçekten iterator'ı kullanmak isterseniz. Bakın burada demiş ki bu closure öyle bir closure'dır ki bool değerini türetir. Dolayısıyla ben buraya geliyorum mesela sallıyorum false, hepsine false yazdım. Bakın hiç en değerini aslında kullanmadım. Yani buradaki elemanlar üzerinde hiçbir şey yapma gereği yok aslında. Burada all metodunun istediği tek şey şu. Bana diyor return edeceğin değer ya true olacak ya false olacak. Diyelim ki kendisi ne türetiyor bu arada? Kendisi de bu değerini türetiyor. Eğer hepsi false ise A mesela ne olur? Hepsi true olsa A true olur. Ama eğer bir tanesi false çıksa A false olur. Ben buraya hepsini true yapayım. Bu durumda A'nın da true olması lazım. Mesela. Bakalım A true mu? Evet. Ama mesela şöyle bir şey yapsak. Burası 1, 2, 3 değil de burası 1, 5, 3 olsun. Geliyorum buraya. Nasıl closure kullanıldığına örnek olarak yazıyorum. Önemli olan şey dediğim gibi burada mesela closure'un hangi değeri türeteceği, return edeceği değerin ne olduğuna biz bakıyoruz esasen çoğunlukla. Yani iterator'da hemen hemen yaptığımız her iş buna bağlı. Bizim burada kullanacağımız closure ne türetecek? En burada elemanı temsil ediyor. Yani 1, 3, 5'i temsil ediyor her defasında. Bundan sonra yazacağımız değer de aslında hani onu temsil ediyor derken burada closure'a gönderdiğimiz bir argüman diye düşünebilirsiniz ki öyle zaten. Daha sonra ben geliyorum diyorum ki mesela n %2 eşittir 0. Yani diyorum bu closure n'i 2'ye tam bölerse hepsi bütün elemanları 2'ye tam bölünecek diyorum mesela. Ya da ikiye tam bölünmeyecek diyelim. Tek yapmışım çünkü burada. Hiçbirinin çift olmaması lazım. Ne olacak mesela burada n 1 mesela. 1'in 2'ye bölümünden kalan 0 mı? Hayır. O zaman burası mesela bana true değerini verecek. Çünkü evet gerçekten de 0'dan farklı. 1'in 2'ye bölümünden türeteceği değer 0'dan farklı. Dolayısıyla bu bana true değerini veriyor. Aynısı 5 için de 3 için de geçerli. Dolayısıyla A burada true değerini alıyor. Ama mesela buraya 2 eklesem false değerini türetecek. Neden? Çünkü 2 burada false olacak. Bu all tek bir defa false değerini gördüğü anda döngüyü durduruyor. Iteration'ı durduruyor. False değerini türetiyor ve bunu A'ya gönderiyor. A da bize false değerini veriyor. Tam tersi de any metodu için mesela geçerli. Any metodu ise nasıl çalışıyor? Tek bir tane true değerini görürse ne yapıyor? İşte true diyor. Bakalım bu mesela bize true vermesi lazım. Neden? Çünkü bir burada true değerini veriyor. Bakalım A true olacak mı? Evet, oldu. Mesela any metodu bir kez true gördüğünde iteration'ı durduruyor. Bir kez görmesi yeterli. True gördüğü anda iteration'ı durduruyor. Çünkü artık gerek yok. Aradığı tek bir şey vardı. O da neydi? Buradaki closure'un true değerini türetmesiydi. Türetti. Haliyle türettiği için de any iteration'ı durduruyor ve işini bitiriyor.
All ise bunun tam tersi. Bir defa false gördüğü anda döngüyü durduruyor. Mesela biri işliyor, 2'yi de işliyor ama 3'e geçmiyor çünkü 2 false değerini türettiği için all metodu burada işini bitirmiş oluyor. Bu defa kendisi de false değerini veriyor. Chain metodu var mesela. Burada da iki tane iteration'ı birleştirebiliyorsunuz. Mesela burada mesela güzel bir örnek göstermiş. Mesela A1 iter, chain demiş. A2 iter. Ama dediğim gibi mesela bu mesela chain metodu aslında ilk etapta çalışmıyor. Lazy denilen olay yani tembeldir aslında bunlar. Ama biz her next metodunu çağırdığımızda aslında bunlar önce mesela bu A1 iter oluyor. Mesela iterin next'ini çağırdığımızda önce gidiyor bunun iterini çağırıyor. Sonra iter üzerindeki chain metodunu çağırıyor. Sonra chain metodu da A2 iterini çağırıyor ve bunları birleştiriyor. Her defasında bir next 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 diye oluşturuyor. Tabii burada dikkat etmeniz gereken şey chain dediğimiz zaman birincinin yani A1'in sonuna ekliyor. Bu bilmeniz gereken bir şey. Mesela CMP. CMP karşılaştırma yapıyor. Tabii karşılaştırma yapabilmesi için öyle bir değer olması lazım ki elemanımızın öyle bir şey olması lazım ki ordering denilen trait'e implement edilmiş olması lazım. Neden? Çünkü karşılaştırmayı yapan şey ordering dediğimiz trait'tir aslında en temelde. Hani biz küçüktür büyüktür işareti kullanıyoruz ya matematiksel işlemlerde. Aslında orada ordering iterator'ı daha doğrusu trait'i çalışıyor. Burada da aynı şey. Mesela burada bakın ne yapıyor? İşte 1 diye bir tane vektör, daha doğrusu array bunu iter yapmış. Daha sonra CMP yapmış. İkinci iteri ona vermiş. Daha sonra bunun işte eşit olduğunu söylemiş. Bu ve bu eşit midir? Evet eşittir. Bunu mesela biz burada bir örnekle yapacak olursak let mod b2 diyelim. Bu da batch 1, 2, 3. Burada nasıl yapacağız şimdi mesela bunu ve CMP'ye işte kimi gönderiyor bakalım. İkinci iterator'ı gönderiyoruz. Yani ikincisini gönderirken burada selfie istiyor. Ama item nerede? Item yok. Burada şey yok. Closure yok. O yüzden bunu siliyorum. Tamam. Closure istemiyor. Bizden ikinci bir vektör istiyor. Daha doğrusu iterator istiyor. B2 iter diyorum. Aha. Bize true değerini verir mi? Aslında tam olarak true değerini vermiyor. Bakalım ne veriyor bize. Muhtemelen hata verecek. Evet. Neden? Çünkü bize aslında bu CMP dediğimiz metot bize ordering'i veriyor. Ordering aslında tam olarak true veya false değerini vermiyor. 3 ihtimal var. Eşittir, büyüktür veya küçüktür. Tabii CMP aslında o kadar da kullandığım bir şey değil. Partial CMP denilen bir metot var. Onu daha çok kullanıyorum ben karşılaştırma yapmak için. Ama tabii burayı şu şekilde kullanabiliyoruz. A yazarsak bize eşit olduğunu yani ordering equal denmesi lazım ki evet dedi. Bu da mesela CMP ama CMP dediğim gibi çok fazla kullandığım bir şey değil. Daha fazla kullandığımız şeylerden bir tanesi filter. Filter'da mesela az önceki all gibi bir metot. Mesela filter metodu ne yapıyor? Gayet basit. Filter burada yine bir closure alıyor filter metodunda ve bizim bu iteration'ımızda bizim işte şu koşulları sağlayan elemanları al. Mesela sallıyorum ne olsun? 2'ye bölünen elemanları değil de pardon 2'ye bölünmeyen elemanları alalım. Ne? %2 farklı sıfır olan elemanları alalım. Ama tabii burada birazdan bundan bahsedeceğiz. Burada filter aslında 1 ve 3'ü alacak ama şu an almıyor. Onu da belirteyim.
Filter diye bir değer türetiyor. Buradan baktığınız zaman aslında filtre türetiyor. Yani ilk biz filtre çağırdığımız zaman herhangi bir şey yapmıyor aslında. Ne diyor? Integer. Bu iki integer. Ops. Niye ya? Nefret ediyorum bu iki tane. Allah. Evet, burada söylemiş. Ne demiş? Self aslında burada self item'ı alıyor. Self item da referansmış. And many iterators iterate over references. This leads to be possible. Yani diyor ki zaten iterator referanslar üzerinde gidiyor. Bir de filter kendisi item'ı yani bizim burada oluşturduğumuz mesela birin üzerinde bir referansı da filter oluşturuyor. Dolayısıyla sen diyor burada iki tane referans kullanmışsın. İki referansı da ortadan kaldırmak için biz de iki tane yıldız kullanıp aslında değerini elde etmiş oluyoruz. Bakalım. Evet. Ama dikkat edin bakın filter diye bir değer oluşturduk. Burada işlem yapmadı henüz. Onu biraz daha sonra göreceğiz. Birazdan anlatacağım onu da. Bakın bir tane iter oluşturmuş. Bu itere de mesela şu değeri vermiş. İter dediğimiz yapı aslında şöyle bir şey oluşturuyor. Into iter yapacak filter ama daha sonra yapacak. Şimdi değil tabii. Onu anlat birazdan anlatacağım. Aynısını mesela ya da anlatayım ya. Direkt anlatayım. Burada filter aslında hiçbir şey yapmıyor dediğimiz gibi. Evet ben elemanları tespit ettim. Kimi tespit ettim? Mesela sıfıra tam bölünmeyen sayıları tespit ettim. Şimdi ben bunlardan bir tane vektör oluşturmak istiyorum. Yani yeni bir dizi türetmek istiyorum. Bunun için collect diyorsunuz. Ancak collect metodu ki bu metot bilmiyorum ama muazzam bir şey gibi görünüyor. Çok müthiş bir metot. İstediğiniz herhangi bir şeyi size verebiliyor. Nasıl oluyor bilmiyorum. Şöyle bir şey. Biz bu collect metoduyla ne elde etmek istiyoruz? Mesela biz burada filtreledik ya. İşte ikiye bölünemeyenleri bul dedik. Peki biz bunu ne yapacağız? Bunu biz vektör yapacağız aslında. Yeni bir vektör türeteceğiz. Ama collect metodu bunu bilmez. Bunu bilmiyor. Yani identify dediğimiz şey var ya. Hani hangi türde bir veri oluşturacağını bilmiyor. Dolayısıyla collect metodunu şimdi çalıştırdığımız zaman dırdır edecek. Biz de ona işte şu türde bir veri oluştur diyeceğiz. Ya burada oluştururuz o veriyi. Ne olacak? Mesela collect ne oluşturacak bize? Batch E32 diyecek değil mi? Biz böyle bir veri istiyoruz. Dolayısıyla collect metodu buradan işte consider giving a type. Biz type'ını vermiş olduk. Yani collect metoduna dedik ki sen iterator'dan gelen elemanların her birini kullanarak bize vektör i32 oluştur. Dolayısıyla önce filter çalışacak. Filter collect metoduna bu işte filtrelediği elemanları gönderecek haliyle 1 ve 3 değerini biz A'ya vermiş olacağız collect metodu sayesinde. Tabii filter filtreledi, collect topladı bunları. Ama yine from iterator for batch i32. Niye? Bir de böyle yapalım. Yine dırdır edecek muhtemelen. Aya etmedi. Bunun sebebi ne olabilir? Tekrar bozayım. Tekrar hataya bakalım. Bakalım hata ne söylüyor. Hatanın dediği batch ioski cannot be built from an iterator over elements of type şundan dolayı. Diyor ki sen işte referans integer üzerinde bir iterator oluşturmuşsun. Dolayısıyla diyor sen referans aldığın için işte batch i32 yapamazsın. Çünkü elemanın kendisi referans edilmiş aslında. Referans edilen bir elemandan referans edilmeyen bir eleman elde edemezsin diyor. Öyle bir dırdır gerçekleştiriyor. O zaman biz bunu ne yapabiliriz? Ne yapabiliriz? Into iter yapsak mesela.
yapacak mı? Iter yapsak mesela direkt yapabilir mi diye baktım. Ha, doğru. Yapabilirmiş. Ama bu defa şöyle bir şey yapacağız. Bir tanesi gitti. Çünkü into iter şey yapmıyor. Nasıl desem? Hani iter vektörün elemanlarının referansını kullanıyor aslında. Into iter ise referans kullanmıyor. Bir nevi klonluyor aslında onu. Daha sonra filter ise kendisine gelen elemanları referans ettiği için biz bir tane daha pointer kullanıyoruz aslında. Yani referansın refere ettiği yeri kullanıyoruz. Daha sonra işte ikiye bölünenleri collect ile toplamış olduk bir nevi. Ama haliyle bu defa into iter mesela sadece iter olduğu zaman aslında buradaki elemanların referansları üzerinde iteration oluşturuyor. Ama into iter olduğu zaman bizzat elemanlar üzerinde iterator oluşturuyor. Haliyle ben elemanların bizzat kendisine ulaşabiliyorsam buraya şunu yapmama gerek kalmıyor. O halde böyle kullanabiliyoruz. Tabi burada dikkat edilmesi gereken işte iter referans üzerinden gidiyor. Into iter referans üzerinden gitmiyor. Bir nevi aslında direkt elemanlar üzerinden gidiyor. Referans olmadığı için filtre kullandığınızda da işte iki tane yıldız değil de tek yıldız kullanıyorsunuz falan filan. Evet, sonun dışında başka hangisi var? Map var, filter map var. Filter map aslında şöyle, map'i anlattıktan sonra oraya gelsek iyi olur. Find metodu var ki çok sık kullandığımız bir şey. Onu da mesela şöyle söyleyelim. Diyelim ki elimizde bir dizi şu öğrenciyi mesela kullanalım. Biraz oradan karmaşa oluşsun. Şunu bir silelim. Şunu da silelim. Ortalık karışmasın. Neyse bu kalsın. Birazdan değiştiririz. Ben mesela ne yapayım? 10 tane öğrenci oluşturalım. Sıfırdan 10'a kadar. Bu hatırlarsanız, for döngüsünden hatırlarsanız aslında bir range type. Range type iteration'a implement edilmiş halde. Dolayısıyla ben bunu iter diye çağırabiliyorum. Bu bana hangi elemanları verecek? İşte 0, 1, 2, 3, 4, 5 diye bir tane eleman dizisi verdi. Iteration verdi bana. Geliyorum bunun üzerinden map çağırıyorum. Map ne yapacak? Map öyle bir şey yapacak ki mesela diyelim ki her bir sayıya ben i diyorum burada temsilen. Daha sonra geliyorum buraya ogrenci ya da şöyle yapalım. Bakın kullanımı aslında gayet efektif olabiliyor. Geliyorum. Bu map bizden bir closure istemişti. Tabii biz closure'u mesela kullanırken bakın burada closure'u böyle kullanıyorum. Filter benden bir tane true veya false değeri türeten closure istiyor. Bunu böyle çağırıyorum. Bu da bir closure. Şöyle de çağırabilirim. Bu da bir closure. Ama map mesela herhangi bir standart değer benden istemiyor. Map sadece bir tane closure oluşturmama olanak sağlıyor. Ben geliyorum buraya diyorum ki ogrenci oluştur. Nasıl bir öğrenci oluştur? Ogrenci. Öğrencinin ID'si ne olsun? Her defasında bir tane de rand ile burada rant var. Rant. Ezberleyemiyorum bu gibi şeyleri. Nursery. Buradan direkt kopyalama yapalım. RNG gen diye yapmam lazım. Tamam. RNG gen. Bu RNG'den ben rastgele sayı türetebiliyorum. Mesela ne yapıyorum? İşte ID ne olsun? RNG gen. Peki bu gen nasıl bir değer türetsin? i32 değeri türetsin. Bu kadar. Başka yok. Sonra name ne olsun? İşte Mehmet. Sallıyorum. Mehmet olsun. 10 tane Mehmet türetelim. Soyadı da Ahmet olsun. Surname'i de Ahmet olsun. Tabii öğrenci dediğimiz şey burada bu arada. Tanımlamışım yani kafanız karışmasın. 10 tane öğrenci tanımladık map ile. Map ne yapacak? Biz buradan birden 10'a kadar eleman oluşturduk ya, range oluşturduk.
Range'in iteration metodu tabii kendine has bir metodu var onun. Vector gibi değil. Iterator'ı kullandım. Iteri başlattım. Daha sonra map çağırdım. Map'te her defasında her eleman için ne yaptım ben? Bir tane öğrenci diye bir değer türettim. Daha sonra bu öğrenci değeri ne olacak? İşte gene IOTSKI diye bir tane sayı türetecek. Adı Mehmet, soyadı Ahmet olacak. Sadece ID'si değişecek mesela. Daha sonra geliyorum buraya, diyorum ki let öğrenciler eşittir ne olsun? Daha doğrusu bunu şuraya yazıyoruz. Şuraya yazalım. Öğrenciler ne olsun? Map'ten alınan her değerden oluşturulsun. Map mesela her defasında bir öğrenci oluşturuluyor ya. Ben onları alacağım. Şimdiye kadar mesela map çalışmadı ama ben collect dediğim zaman çalışacak. Ama collect metodu az önce dediğim gibi ne türeteceğini bilmiyor. Ben ona geliyorum buraya, diyorum ki batch öğrenci türeteceksin. Ulan. Tabii diyemiyorum. Burada yine bir sıkıntı çıkacak. Neden? Çünkü burada öğrenci oluşturduğumuz zaman bu öğrenci, neyse bir bakalım. Bir bakalım. Hata çıkmama ihtimali var. ID RNG gel. Niye? Ne diyor? Use of undeclared creator or module. Olur mu ya, biz kullandık ya. Burada işte Rand RNG. Tekrar bakalım. Rand RNG RNG Rand Rand. Tamam, doğru. Kullanmışız. Thread RNG. RNG gen, RNG gen. Tamam işte kullandık. Ulan nerede gözden kaçıyor tam olarak bilmiyorum ama bir şey yine gözden kaçırmışım. En nefret ettiğim şey. Neyse bari burada ID diyelim gitsin ya. İyi diyelim. İyi diyelim. RNG ben canımı sıkıyor her defasında. Burada çağırmışım ama niyeyse dırdır ediyor. Unused. Ne unused lan? Eklemişiz işte. Her neyse, burada benim tahmin ettiğim gibi cannot find value ne diyor? Ve into ha, burada hata vermiş. Bunları şimdilik şöyle yapalım. Bakalım. Evet. Oo, doğru ya. Bunu string yapacaktık. To string. Bunu da to string yapalım. Bunu da string dersinde anlatmıştım. Aslında Ahmet ve Mehmet to string yapmadığınız zaman bir STR'dir. Ne diyor? Method not found in STD ops range. STD op range. Range. Aslında var da. Range. Range'e gelelim bakalım. Range ne diyor? STD ops range. Enter iterator next last name is sorted chain. Nasıl ya? Bunun hiç kendine ait bir şeyi yok mu? Ha, kendisi direkt iteration olduğu için bunu kullanmamıza gerek yok. Ben direkt bunun üzerinden map kullanabiliyorum yani. Range kendisi direkt iterator olduğu için, iteratora implement edilmiş olduğu için direkt map'i kullanabiliyorum üzerinde. Özür, bunu gözden kaçırmışım. Evet, çalıştı. Yani biz burada 10 tane öğrenci
kullanmış olduk. Gelelim buraya. Print ile mesela öğrencileri ekrana yazdıralım. Tabi burada debug'ı implement etmemişiz. O yüzden de blur edecek. Hemen gelip burada debug'ı da öğrenciye implement edelim. Bakın burada mesela birden 10'a kadar işte Ahmet Mehmet diye öğrenci oluşturmuş olduk. Bu arada bunu böyle yaptığımız zaman daha güzel bir şekilde çıktığı üretmesi lazım. Evet. Evet, gördüğünüz gibi her defasında biz ne yapmışız mesela 0'dan 10'a kadar. Bu bize neyi veriyor? Range veriyor. Range zaten iterator'a implement edildiği için biz iterator'ın metotlarını kullanabiliyoruz ki onlardan biri de map'tir. Map ne yapıyor? Map'in nasıl bir closure'ı, fonksiyonu, içine yazacağımız bu fonksiyon nasıl bir değer üretecek bilmiyoruz. Ama diyelim ki bir değer üretti ya, diğerlerinde de aynı değeri üretmek zorunda kalıyor haliyle. O yüzden sıkıntı olmuyor. Yani her defasında map iterator'ı her defasında bir tane öğrenci oluşturuyor. Collect metodu ise map normalde lazy yani tembel çalışmaz ama collect metodu devreye giriyor ve her defasında map'ten gelen değeri alıyor. Kime veriyor? Badge öğrenciye veriyor. Yani bir nevi eklemiş oluyor. Ama hala şunu söyleyeyim, ben collect metodunun karmaşasını tam çözemiyorum. Müthiş işler yapıyor ama nasıl yapıyor onu çözemiyorum. Evet, her neyse yaptık. Şimdi gelelim mesela burada find metodunu bulalım. Find metoduyla mesela gelelim. Öğrenciler mesela bir vektör. Vektör olduğu için iter diyoruz. İter dediğimiz zaman bir tane iterator çağırmış olduk. Find ne olsun? İşte i ya da o olsun, öğrencinin olsun. O id eşittir 3. Burada ben ne diyorum aslında? Bana numarası 3 olan öğrenciyi bul demiş oldum. Ancak find metodu bize bir tane options veriyor. Yani eğer 3 numarası 3 olan, id'si 3 olan bir öğrenci varsa bize sum işte o öğrenciyi verecek. Değilse none değerini verecek. Önce mesela bir sum değerini alalım. Bakalım bir tane öğrenciyi ekrana yazdıracak mı? Expect. Ha, pardon ya, burada 2 tane. Find metodu da tabii yine closure'u aslında bu değeri türetmesi lazım. Yani buraya öyle bir şey yazacağız ki true veya false değerini türetecek. O yüzden zaten hata vermişti. ID'si 3 olan öğrenciyi bul. Mesela. Burada ID'si 3 olan öğrenciyi bulmuş oldu. Ama bakın sum değerinin içerisinde tabii ki bu öğrenci. Mesela bizim en son öğrencimizin numarası kaç? Buraya baktığımız zaman range metodunda sıfırdan başlar 10'a kadar, 10 hariç olduğu için 10 ID'si 10 olan bir öğrenci yok. Dolayısıyla bize ne verecek find metodu? None. Peki tabi burada bazı şeyleri bilmekte fayda var. Mesela all metodu false değerini gördüğü zaman durur. Any metodu true değerini gördüğü zaman durur. Map her zaman çalışır. Bütün elemanlar üzerinde çalışır. Filter bütün elemanlar üzerinde çalışır. Mesela find metodu bir tane elemanı bulduğu anda durur. Mesela diyelim ki ben burada numarası adı Mehmet olan, neyimi Mehmet olan bir şey bulalım. İşte Mehmet olsun. String tabi. String from Mehmet. Bu aynısı. To string ile aynı şey. Yani ne zaman canım isterse onu kullanıyorum. Arada hiçbir fark yok. Mesela ben şunu aradım. Adı Mehmet olan öğrenciyi bul. Ama adı Mehmet olan öğrenci 10 tane var. Bütün öğrencilerin ismi Mehmet mesela. Find metodu ilk öğrenciyi bulacak. Yani numarası 0 olan öğrenciyi bulacak. Neden? Çünkü find metodunun çalışma mekaniği bu. İlk true değerini aldığı anda iteration'ı durduruyor find metodu. Dolayısıyla bize 0 numaralı Mehmet, Ahmet öğrencisini verecek. Başka neler var? Bakalım. Find map yani bul ve üzerinde şu işlemleri yap denilen bir tane şey var. Mesela bakın bunları, video gittikçe uzadığı için biraz hızlı geçeceğim. Find map buluyor, sonra bunun üzerinde bir işlem yapıyor.
Mesela burada S parse yapıyor. Nedir bu parse? İşte sayıyı parselliyor. Neye parselliyor? İşte rakama parselliyor. Daha doğrusu sayıya parselliyor S'yi. Buradaki her bir STR'yi. Daha sonra eğer parselleyip op yapabilirse yapıyor. Yani üzerinde bir işlem uyguluyor. Ama burada nedir? Mesela ilk bulduğu parseyi yaparken herhangi bir hata çıkmazsa ne yapıyor? Bunu işte uyguluyor. Map çünkü bir tane fonksiyon alıyor. Closure alıyor. O closure'ı çalıştırıyor bir map. Çok da kullandığım bir metot değil. Filter map ise mesela şöyle düşünün. Yine aynı mantıkla şu elemanları al ve şu elemanların üzerinde şu işlemleri yap diyebileceğiniz bir metot. Mesela burada ne yapmış? Burada da aynısını yapmış. Sayıya çevrilebilecek stringleri almış ve bunları parsellemiş. Parsellemede herhangi bir hata çıkmazsa bunu çalıştırır. Mesela filter ve map metodu ayrı ayrı çalışırsa şu şekilde çalışıyor. Önce map yapıyorsun, parselliyorsun sayıyı. Eğer parsellenebilenler varsa, herhangi bir problem çıkmazsa bunları filtre gönderiyorsun. Filter'da işte eğer bunlar is ok ise, yani parseden gelen değer, parsellemeden gelen değer result ya, o result'tan bir okey değeri gelmişse bunu tekrar map yapıyor, unwrap yani sayıya çeviriyor gibi. Çok karmaşık oldu ama aslında hayalinizden düşünebilirsiniz. Bir yapalım. Bunu yapalım mı ya? Tekrar uzun uzun kod yazmak istemiyorum. Şöyle düşünün. Buradaki bir STR aslında. Filter map ne yapıyor? Bu STR'den önce parseyi çalıştırıyor. Parse çalıştı mı? Parse çalışması ne demek? İşte S bir sayıya dönüştürülebilir demek. Dönüştürüldüğü zaman mesela buradan önce map'i çalıştırıyor. Parselleyebilir mi? Evet. Parselleyebildiklerini gönderiyor. Daha doğrusu bütün elemanları gönderiyor filtre. Filter bu elemanların parse metodunda eğer okey değerini alırsa, yani mesela 1'i gönderiyor. Parse okey midir? Evet. Bu okey midir? Hayır. Bu okey midir? Hayır. Bu hayır. Bu evet. Filter bunu ve bunu aldı. Ama 1 ve 5 string'i olarak aldı. STR'si olarak aldı. Sayıya çevirmedi. Daha sonra map ile filter'dan gelen bu iki tane değeri alıyor ve bunları unwrap ediyor. Unwrap dediğimiz şey ne? Aslında o da şu. S parse diyoruz ya. S parse dediğimiz zaman aslında bize 1'e çevirmiyor. Result'a çeviriyor. Result'u eğer okey ise bunu unwrap ediyor. Ve ondan sonra parsellemiş oluyor. Tabii result konusu eğer Rust'a aşina değilseniz biraz karmaşık gelebilir. Ama yani bir iki defa örnek yapınca açıkçası taşlar yerine oturuyor. Başka hangi metotlar var? Fold metodu var. Fold metodu nasıl çalışıyor? Şuradan örnek göstereyim. Mesela bunu ben kendim yapayım. Buradaki örnekler artık yeterli. Mesela şu print'i sildik hepsini. Let b eşittir batch 1 2 3 mesela, niye tırnak attıysam. Bu sayıların mesela toplanmasını istiyorsak gayet basit. Let t eşittir ve iter ne olsun? Fold. Fold 3 tane değer alıyor. Buradan baktığınız zaman da görebilirsiniz. İşte bir başlangıç değeri, aslında burada evet başlangıç değeri A, C, C, X. A, C, C bu aslında 0 A, C, C'ye gidiyor. X ise elemanı temsil ediyor. Buraya geliyorum. 0 virgül T. T mi diyelim? T olmaz ya. Toplam T diyelim. T
i elemanları temsil etsin. Daha sonra ben giriyorum, diyorum ki t eşit t artı i. Burayı toplam yapalım. Sonra printle bunları ekrana yazdıralım. Bakalım ne yazacak. Toplama ekrana yazdıralım. Ne yapacak? 6 diyecek muhtemelen. Muhtemelen diyorum çünkü ne olur ne olmaz hata verme ihtimali var. Evet, aslında fold metodu ne yapsın? Gayet basit. Bizim sürekli kullandığımız hani işte bütün elemanları toplama, bütün elemanları çarpma, bütün elemanları şöyle yapma, bütün elemanları böyle yapma işlemimiz var ya, for döngüsüyle yaptığımız. Aslında burada gayet basit bir şekilde her defasında işte sıfırdan başlıyoruz. T, bu sıfır T'ye gidiyor bu arada. İ ise elemanı temsil ediyor. Bu ikisinin yerini karıştırıyor olabilirim. Ama bildiğim kadarıyla 0 T'ye gidiyor. İ elemanı temsil ediyor. Dolayısıyla T İ ile toplanıyor işte. 1 0 ile toplandı. T 1 oldu. Bunu tekrar buradaki değere gönderiyor. Şuna gönderiyor. Kodlarına biraz baksak mesela. Self item B FN mut mutation kullanıyor. Burada değeri değiştiriyor. Her defasında B kendisini aslında rekürsif bir şekilde tekrar fold metoduna tak 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 geri gönderiyor. Yani biri elde ettik, fold metodu bu defa burayı T yapıyor aslında. Hani burada T artı i dedik ya, 0 artı 1 mesela. Ne çıktı? 1. Bu defa fold metodu ikinci bir defa çalıştığında aslında burası 1 oluyor. Ve işte T 1'dir, i 2'dir. Topluyor 3, bu defa burayı 0 değil 3 yapıyor gibi gibi böyle sona kadar gidiyor. Tabi burada toplama yapmak zorunda değilsiniz. Herhangi bir closure olabilir. Ama tabi türeteceğimiz değer genelde bu gibi işlemler için kullanıyoruz fold'u. Yoksa öteki türlü kullanacaksak fold değil map kullanırız. Yani bambaşka bir şey türeteceksek. For each aslında for döngüsünün hemen hemen aynısı. Burada mesela bakın is sorted kullanılmış. Bunlar için örnek yapmıyorum. Is sorted nedir mesela? Dizinin sıralanıp sıralanmadığını kontrol etmek için kullanılan bir metot. Is sorted by ise burada by demesinin sebebi şu. Mesela diyelim ki sizin bir struct'ınız varsa neye göre sıralanmış? Sallıyorum, öğrenci listeniz var. Ama öğrenci listeniz mesela numaraya göre sıralanmıştır ama belki siz ada göre sıralanıp sıralanmadığını öğrenmek istiyorsunuz falan. Is sorted by k. K burada aslında şu mesela. Hangi kıstasa göre sıralanmış mesela? Kıstas burada mesela siz herhangi bir fonksiyon çağırabilirsiniz. O fonksiyon mesela nedir? İşte len. Siz burada eleman sayısına göre sıralanıp sıralanmadığına bakıyorsunuz mesela. Değerine bakmıyorsunuz, eleman sayısına bakıyorsunuz gibi. Mesela burada ABS almış ortalamasını falan filan. Last mesela son metot alır ama neden options içinde veriyor onu bilmiyorum. Normalde last metodu aslında hiç olmama durumundan dolayı last sum değerini türetiyor. Çünkü hiç yoksa none değerini türetecek. Buradaki iterin eleman sayısı boşsa none değerini türetecek. Varsa en sondaki elemanı türetecek. Başka max mesela en büyük değerini buluyor bir iteration'da. Ondan sonra minimum en küçük değerini buluyor. Max by işte buradaki sorted by ile aynı mantıkta çalışıyor. Başka ne var? Partial CMP işte az önce size söyledim. İki tane iteration'ı işte şu kural çerçevesinde karşılaştırma gibi bir sebebi var. Ben daha çok dediğim gibi partial CMP'yi kullanıyorum. Birbirlerine eşit olup olmadıklarını kontrol etmek için. Tabi bu sıralama içinde kullanılan bir yöntem olarak kullanıyorum ben işin doğrusu bunu. İşte şu eleman şu elemandan büyükse falan filan diye kullanabiliyorum. Neyse fazla uzatmayayım çünkü ders bayağı oldu. Evet, aşağı yukarı. Diğerleri kendiniz bakarsanız olur. Evet, yine çok basit olacağını söyledim ama bir türlü basit bir şekilde gitmeyen Rust eğitim videosunun sonuna gelmiş olduk. Artık ağzımdaki bütün sıvı da tükenmiş vaziyette. Burada aslında bilmeniz gereken şey şu. Iterator gerçekten yani çok
üstün işler yapan ve bu arada for döngüsünden daha hızlı çalışabilen bir trait aslında. Hiçbir kaybınız yok, hiçbir ekstra bellek kullanımı yok ve hız kaybı yok. Yani Rust'ın aslında övündüğü, çokça övündüğü konuların başında gelebilir, geliyor diyebilirim yani. Kendileri de bu şekilde ifade ediyorlar. Gayet de bütün örneklerinde zaten bu iterator'ı kullanıyorlar. Tavsiye ederim. Yani bunu kullanabildiğiniz anda şunu düşünebilirsiniz. Evet, ben Rust programlama diliyle bazı şeyleri yapabilirim. Tabii burada yine dikkat etmeniz gereken şeyler işte burada hangi değerler gidiyor, hangi değerleri türetiyor, o değerleri nasıl kullanabiliriz gibisine hata çıktılarını okuyabilirseniz gerçekten iterator'ı çok efektif bir şekilde kullanabilirsiniz. Bazı şeyler gözünüzden kaçabilir ama çok da ciddi bir sıkıntı olmaz ki diyelim ki Rust ile bir şey yaptığınızda bu gibi konularda problem çıkarsa açıkçası sormanızı yani İngiliz kanallarına, İngilizce konuşulan kanallara sorabilirseniz oraya sorun. O konuda kendinize güvenmiyorsanız bana da sorabilirsiniz. Kanalda yorum olarak bunu sorabilirsiniz. Evet, bir sonraki derste görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hayırlı geceler diliyorum çünkü saat gece vakti. Evet, görüşmek dileğiyle.